Ahmet Festival'e hoş geldiniz. Bugün sizi gerçek bir survivor'la tanıştırmak istiyorum. Gülçin Söğüt'le tanıştırmak istiyorum. Ve alkışlarınızla kendisini sahneye davet ediyorum. Herkesin hayatında bazı kırılma noktaları vardır. Ve o kırılma noktalarından sonra hayatı yön değiştirir, makas değiştirir. Senin de hayatın herhalde ilk kırılma noktası 2013 yılına dayanıyor, değil mi? Doğru. Ben biraz senin hayat hikayenin filmini başa sarmak istiyorum. 2013'e sarmak istiyorum. O zamana kadar tipik bir beyaz yakalıydın. Hiç sorma. Finans sektöründe Gülçin Söğüt IT departmanında yönetici olarak çalışıyordu. Ve bir gün telefonu çaldı. Arayan erkek kardeşiydi. Ne dedi erkek kardeşin sana? Meksika'daydım iş nedeniyle. Annemle konuşup telefonu kapatmıştım. 6 saat sonra kardeşim aradı. Dedi ki annemi kaybettik. Pardon dedim. 6 saat önce annemle hangi elbiseyi alalım diye konuşuyorduk telefonda. Komşuya gitmiştir. Gelir. Merak etme dedim ve ben telefonu kapattım. Kardeşim ikinci kez aramak zorunda kaldı. Annem öldü diye. Ona da dönüp dedim ki benim değil senin annen öldü. Reddettim açıkçası. Ama güzel bir öğreti diye bana verdiği. Hayatın ne kadar kısa olduğunu, şu kapıdan çıktığımda ne olacağını bilmediğimi bir kere daha göstermiş oldu. Ve bu benim için en büyük kırılma noktasıydı. Hayallerime gitmem gerekiyor diye. 13 yaşından beri dünyayı gezmek istiyordum. Böyle bir hayalim vardı değil mi? Evet, öyle bir hayalim vardı. Top Gun filmini herhalde hemen hemen herkes biliyordur. Tom Cruise'un gün batımında bir motosiklet sahnesi vardır. Ben dedim ki 13 yaşında kendime bir tane erkek bulacağım, motosiklet süren aşık olacağım. Onunla beraber Afrika'ya gideceğim, dünyayı keşfedeceğim, hayatları yerinde öğreneceğim diye bir hayal kurdum. Ve o hayale o kadar çok inandım ki aslında. Yani bazen içinde yaşıyordum o hayallerin ve sadece 13 yaşındaydım. Hı hı. Peki annenin ölüm haberinden sonra beyaz yakanı bir kenara bıraktın, topuklu ayakkabını çıkardın, bir sırt çantası alıp ilk durak Latin Amerika değil mi? Aynen öyle. İlk durak Latin Amerika. Yani ben bile inanamıyorum koca bir dolap hala bakıyorum açıkçası. Kıyafetleri onları almasaydım herhalde bir dünya turu daha yapabilirdim açıkçası söylemek gerekirse. Evet yani hayat 30 litrelik bir çantaya gerçekten sığabiliyormuş. 3-5 kıyafeti alıp dillerini bilmediğim, ne olduğunu bilmediğim bir kıtaya doğru, Latin Amerika'ya doğru yola çıktım. Ardından 3 yıl kaldın orada. 3 yıl, evet. Latin Amerika'da 3 yıl gezdim tek başına. En sevdiğim yer Amazonlardır. Yaklaşık 3-4 ayımı geçirdim Amazonlarda. Onun ardından Endonezya'ya, Asya kıtasına doğru geçtim. Hala Afrika bekliyor. Aşk yok, Afrika yok. Ve Endonezya'dayken çok enteresan bir scooter'dan düşme sonucu. Kaburgalarımı çatlattım. 20 ile giderken 50 cc'lik bir scooter'dan düşüp. Tabii köydeyim, hastane yok, eczane yok, hiçbir yer yok. İnternetten doktor bulmaya çalıştım. Dediler ki sakın dalma. Akciğerin sönebilir, kızım yapma, delirme. Rotayı değiştirdik. Feriye bindim. Feri diye bir arkadaşla konuşurken başka bir çocuk geldi yanıma. Merhaba ben Feri dedi. Günlerden 14 Şubat'tı. Sevgililer günü. 14 Şubat 2016'dan beri o üçüncü feriyle beraberiz. Bu da bizim aslında şu anda gördüğünüzde bizim ilk çekilmiş fotoğrafımızdır. Hı hı, harika. Sonra beraber yolculuk yapmaya başladınız feriyle. Hı 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 hı. Nerelere gittiniz? Biz önce yolculuğa başlarken tabii ben hayatımın aşkını bulduğuna göre artık motosikletçi olabilirim diye düşünmeye başladım. Hayaller gerçek oluyor. Kendisine önce söyledim. Ne motosikleti ya dedi. Ben hayatımda motora binmedim dedi. Nereye gidiyoruz dedi. Eyvah yanlış bir şey yaptık galiba. Sonra biz ısrar ettik biz ona. Aa motosikleti çok sevdi. İçinde bir canavar varmış bilmediği. O bir anda çıktı. Hiç beklemeden motor aldı. Evini sattı. İşinden ayrıldı. Arabasını sattı. Feri bu arada Hollandalı. Feri Hollandalı. Sonra bana telefonu açtı. Sen mi geliyorsun ben mi geliyorum diye. Anlamadım dedi. Ben hazırım dedi. Sen gelmiyorsan ben ineceğim Türkiye'ye dedi. Ve ben nasıl motosiklet alıp yola çıktığımı bilmiyorum. Tabii hayal Afrika. Afrika'ya nasıl gireceksin? Dedik ki şöyle bir şey yapalım. Önce bir Avrupa'yı gezelim birazcık. Arkasından da dedik şey yapalım. Afrika'ya doğru yola çıkalım. 3-4 aylık Avrupa'nın arkasından yaklaşık 2 yıl
motosikletle Afrika'nın bir ucundan bir ucuna biraz izleyelim mi geçtik. Neler yaşadınız? Tamam. Şöyle. Tabii bu arada bizim sevgili haritamız gezdiğimiz yerler. Evet. Çalıştırabilecek miyim? Buna bir bakalım hemen. Herkesin hayali böyle bir yolculuk değil mi? Macera dolu Afrika olmuş. Şimdi gel yaşa. Burada yaşayabilirsen. Çok güzel bir yolculuk ama bu yolculukta bir kaçak yolcu vardı. O da bedenindeydi. Nasıl oldu? Meme kanseri tanısı Türkiye'de kondu. Doğru. Biraz anlatır mısın onu? Biz Sudan'dan dönmek zorunda kaldık. Vize sıkıntıları yaşadığımız için. Bir anne olalım artık, hani Amerika'ya gidiyoruz, hani çocuk yetmiyor, Hollandalı bir de Amerika olsun niyetimiz var. Biz bütün testlerimizi yaptırdık, her şey düzgün görünüyordu. Bir çocuk yapma niyetine girdiğimizde ben böyle hani o denemelerin arasında ufak bir kis fark ettim ve biraz panik oldum. Yaş 40'lara gelince mamografi çekilmek istedim. O zaten böyle bir inanılmaz bir süreç başladı. Mamografi çekildi, ultrasonlar böyle havada uçuşuyor, hemen işte o bu falan filan. En son artık şey, biyopsi geldi, teşhis kondu. Meme kanseri diye. Ben elimi attım, kis yok ortada. Nasıl ya falan dedim. Ama o değildi zaten dediler. İyi ki o gelmiş sana, yoksa hamile kalsaydın çok ciddi bir sıkıntı yaşayabilirdik ileriye dönemde dediler. Biz böyle bebek beklerken meme kanserini alıverdik. Ama biz böyle şey noktasındaydık. Doktora ilk haberi verdin, kanser. Ben, tamam oldu, peki hadi. Ne yapıyoruz? Alın bunu, kurtulayım.
Çünkü hiçbir zaman kanserli diyemedim aslında. Şimdi söylüyorum ama sanki benim ağzımdan çıkmıyor doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü benim için o böyle şey, hani gemilere binen kaçak yolcular vardır ya, hani böyle şey bir ülkeden bir ülkeye geçmeye çalışan, hani böyle arada şey yapmıyor. Benim için öyle bir davetsiz misafir, bir kaçak yolcu kendisi. Peki ne oldu ondan sonra? Yani doktor meme kanserisin dediği an ne geldi aklına? Açıkçası ben şu ana kadarki yaptığım her şeyde hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmayan bir insanım. Her şeyin bir nedeni olduğuna inanan bir insanım. Şimdi hiçbir şey bilmezken, 7 ceddimde kanser bile yokken, bu ilk geldiğinde biz eşimle birbirimize baktık. Dedik, bunun bir nedeni varsa, olsa olsa bizim bir sosyal sorumluluk yapıyor olmamız lazım. Bizim birilerinin hayatlarına dokunuyor olmamız lazım. Belki ben birinin hastalığını aldım ya da birine hasta olma demem gerekiyor. Yani bizim ilk şeyimiz buydu. Ve hep neye böyle bağlıyorsun başladık. Peki meme kanseri olmanı? Çünkü çok pozitif bir insansın, çok güçlü bir karaktersin. Şimdi neye bağlıyorum? Açıkça söylemek gerekirse zaten hani şeye hiç girmeyelim. Beyaz yakalının streslerine, hani o duygusal yapına, oraları, yani annenin belki yaşanmış şokuna. Onlardan çıkarsak çok zorlu bir rota. İnanılmaz bir şekilde konfor alanından çıkışa bağlıyorum ben biraz. Hani böyle hani villadan çıkıp apartman dairesinden bahsetmiyorum ben aslında. Hani villadan çıkıp hani aslanların işte fillerin arasında çadırda uyumaya çalışmaktan, kabilelerin arasında hani yer bulmaya, yemek bulmaya çalışmaktan. Hani hatta fotoğrafta muhtemelen arkada görüyorsunuz palalı saldırıların arasından. Yani. Birçok şey düşündüğünüzde ben bazen şey diyorum, yani ay Ebola mı olacağım korkusu, ay cüzdan mı olacağım, ay o mu derken burnumuz bile kanamadan çıktık ama ben şey diyorum, hani bu kadar şey birleşince o içerideki uyuyan arkadaşımız uyandı. Öyle görünüyor. Peki tedavi süreci, ondan da istersen biraz bahsedelim. Tedavi sürecimiz birazcık açıkçası sürpriz oldu. Arkada video yok. Çalıştırma şansımız var mı? Tedavi sürecinde biz aslında kanserin bu kadar sinsi bir şey olduğunu da böyle öğrendik. Çünkü ultrason, MR, PET her yerde lenf notları temizdi. Aslında gamma probe yapılırken de lenf notlarında sıkıntı yoktu. Ama yine de hani lenf notlarına bakalım dendiğinde çok ciddi iki tane makro düzeyde lenf notu bulunca lenf notları temizlendi. Sonra bir port takılım sürecine girdik. O portun herhalde yaklaşık bir 24 saat bile olmadan evde ben sadece Feri ölüyorum, nefes alamıyorum dediğim anı hatırlıyorum. Ve sonra Feri'nin kaburgalarımı benim tepemde beni yumrukladığı anı da gözümü açtım. Ve tek söylediğim şey şuydu, akciğerime emboli attı herhalde, acil hastaneye gidelim. Maalesef hani 1 milyonda bir kişiye olacaksa tabii ki bana denk gelmesi gerekiyordu. Hani güçlüsün, şanslısın ya gibisinden. Doğal olarak zor bir süreç başladı tabii ki. Hani kateterdi, işte akciğeri yeniden toparlamak, tedavi durdu falan. Yani böyle beklenmeyecek ne varsa artık doktorlar şunu, sana nadir demiyoruz. Nadir yan etki yok, öyle bir şey yok hani. Çünkü ne kadar nadir yan etki varsa ben ne yazık ki bunları yaşadım. Hani bir de sadece ufak bir tümör derken lenflerden oralara falan girince aslında bu sosyal sorumluluk beni daha da şey yaptı. Hani benim yaşadığım kimse yaşamamalı. Hayır, bu duruma kimse gelmemeli. Herkes sıfırıncı, birinci evrede bunu fark edebilmeli diye. Herhalde bu beni motive ediyordu eşimle beraber. Biz bunu yapacağız, biz yola çıkacağız, biz motosiklet süreceğiz. Hani en büyük hayal hep şeydi, buydu. Ve ne zaman karar verdiniz? Yani tamam artık gidebilirsin. Doktorlar ne zaman gidebilirsin dedi. Doktorlarım aslında çok fazla gidebilirsin de demedi. Hani öyle bir dünyam çok olmadı. Ama şey oldu, ben böyle şirin şirin hani beni dört duvar arasında tutmasanız falan derken en son şeye döndük. Tamam dedim, Türkiye'den çıkmayacağım. Tamam söz veriyorum, tedavimi yolda devam etmeye çalışacağım. Ama dedim hani bu bir sosyal sorumluluk. Hani hep diyor ya doktorlarımız, seni en mutlu eden şeyi yap, hani o zaman mutlu olursun. Bu da beni mutlu edecekti. Öyle olunca anlaştık ve biz motorları atlayıp çıktık yola. Nereden başladınız ilk? Biz ilk İç Anadolu'dan başladık. Ankara'dan Feri ile beraber iki ayrı motorla yola çıktınız. Aynen öyle. İlk Ankara'dan başladık. Zaten ilk tedavimi farklı bir şehirde, Ankara'da aldım. Oradan sonra devam ettik. Hani işte
Kayseri sayabilir falan. Sayabilir misin kısaca nerelere gidiyorsunuz? Yaklaşık 50 şehir saydırmayacaksın. Aklına gelenleri. yani Kayseri'den aşağıya Adana'ya kadar indik. Oradan tekrar yukarıya Maraş'a kadar çıktık. Sonra ne kadar Mardin'e kalıyorsunuz indik. Mesela bir şehirde? Ya çok fazla değişiyor. Orada yapabileceğimiz programlara göre hani il sağlık müdürlüğüyle görüşebiliyorsak onlarla yapabileceklerimize, muhtarlarla yapabileceklerimize ya da kaldığımız yerdeki şimdi komik olacak ama kadın potansiyeli diyeyim. Hani ne kadar çok insanla sohbet edebiliriz ya da ne kadar buna gerek var gibi noktalarda bir gün, üç gün, beş gün. Mesela Elazığ en uzun kaldığımız yerlerden bir tanesiydi. Bir hafta boyunca çok güzel şeyler yaptık orada. Hakkari'de Şırnak tarafında bir gece kaldık. Sadece orada kadınlarla sohbet edip ayrıldık. Yani hani orada nerede kalıyorsunuz? Biz açıkçası ağırlıklı evlerde kalmayı tercih ediyoruz. Hani bu çok uzun yolculuklarda sosyal medyada takip eden birçok hani dostumuz bizi davet ederken özellikle biz köy kasaba taraflarını hani biraz daha küçük yerleri tercih ediyoruz. Onlarla beraber kalıyoruz, beraber yiyoruz, beraber içiyoruz, sohbet ediyoruz. Böylece aslında daha çok insana ulaşabiliyorum. Ve benim hep şeyim şudur, gittiğim yerlerin kültürlerini öğrenmek. Hı hı. Ve Türkiye aslında çok zengin bu konuda. Hani tek bir ülkeden bahsediyoruz ama içinde sanki 30 farklı ülke yaşıyormuş gibi. Öyle onun da avantajlarını yaşıyoruz. Her şehirde farklı bir kültürü, farklı hı hı. bir yaşamı görüyoruz. Bazen şalvar giyiyorsun. Evet. Kadınlarla aynen. bir araya geliyorsun ve aynen. meme kanserini anlatıyorsun. Aynen. Erken teşhisin öneminin altını çiziyorsun. Evet, evet bu çok peki, önemli. Peki daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerini geziyorsun. Orada hı hı. farkındalık nasıl? Yani çünkü biz hala batıda meme bile diyemiyoruz. Buna meyde de dahil. Hala meme yerine göğüs diyoruz. Orada durum nasıl? Ya çok enteresandır. Orada meme diyorlar. Meme diyorlar. Göğsünü meme, hani meme kanserinin farkındalığı çok yok ama Doğu dediğinizde hep böyle utanılacak. Orada böyle hep meme konuşulabiliyor. Yani doktorlar ve herkes çok rahat meme diyor. Ama bunun farkındalığı çok fazla yok. Çünkü hastaneye gitmek istemiyorlar ya da doktorları çok dinlemek istemiyorlar ya da çok korkuyorlar. Yani hani yani birçok insanda bile eminim ben vardır. Ya ben şimdi niye check-up'a gideceğim ya bir şey çıkarsa. Biz Doğu'da hani onu biraz daha kırmaya çalıştık. Çünkü oradaki kültürde biraz daha farkı da var. Hani işte mememi kaybedersem hani kesin eşim de beni evet. Kaybedecek ya da bir şey olur çocuğum kadınlığın olmazsa. Onları biraz kırabilmek. Orada da hep aktarmaya çalıştığım şuydu. İşte niye bekliyorsunuz? Sıfırıncı evrede kimsenin belki de bilmesine gerek yok. Hı-hı. Hani belki hı-hı. hiçbir şey yapılmayacak size. Nasıl bu kararı verebiliyorsunuz? Daha çok bunları hep vurgulayıp anlatmaya. Biraz da tabii annemi kaybetmiş olmanın da var. Hani siz bir çocuğa annesini kaybetme duygusunu yaşatamazsınız korkularınız yüzünden. Hı-hı. Ben neden annemi kaybedeyim ki? Niye sen memeni kaybetmekten korktun diye ben neden seni kaybediyorum ki? Hani bunları biraz aktarmaya çalıştık oralarda. Peki oralarda seni en çok ne şaşırtıyor? Oralarda beni en çok ne şaşırtıyor? Bunu hangi anlamda soruyorsun durumda? Yani açıkçası var. İlk başta insanlar beni Robocop falan gibi düşünüyor. Hani motordan inip de falan hani... İki yabancı. Ne oluyor falan diye böyle bir oluyor. Ama zaman geçtikçe hani anlattıklarımı çevirdikçe hani bazen çünkü aynı dili konuşamıyoruz tabii doğal olarak. Böyle bir süre sonra gözlerinde görebilmek hani ışıltıyı. Sonra şimdi aynı dili konuşmuyoruz ama aradan bir saat geçtikten sonra bana şöyle bakan insanların bana sarılışı, yapışları tamam derim ve oradan çıkıp doktorlarla konuşmaya çalışıyorlar mamografi çektirmeye gidebilir miyiz diye ve araçla mamografi çektirmeye gidebiliyorlar ve onu gördüğüm zaman o kadar huzurlu uyuyorum ki o kadar mutlu oluyorum ki tamam derim bir hayattı birçok hayata dokunabilir. Peki bir yandan da tedavin devam ediyor senin yani bunları nasıl organize ediyorsun nasıl programlıyorsun? Bir gün öncesinde gidiyorum. Hı-hı. Gidiyorum hastaneye. Ama her yerde de bu imkan yok değil mi? Maalesef her yerde yok. O da benim rotamı biraz özel hastanenin olmadığı, özel hastaneyi bırakalım onkoloji departmanlarının olmadığı hala şehirlerimiz var. Ne yazık ki. O yüzden alıyorum. 3 hafta sonra nerede alabilirim rota üzerinde, nerede olmam gerektiğine bakıyorum. Yani orada ne yazık ki hani devlet hastanelerinde biraz daha uzun gün almamız gerektiği için özel hastane ne olabilir diye bakıyorum. Bir gün önce gidiyorum, doktorla görüşüyorum. Bakın diyorum benim raporlarım bu. Hani ben bu nedenle buradayım. Amacım bu, hedefim bu. Ben Herceptin'imi alabilir miyim diyorum. Bakıyorlar, tamam okey diyorlar. Yarın şu saatte gel, al.
Gidiyorum, alıyorum. Her seferinde sosyal medyada bu fotoğrafları paylaşıyorum. Bir tane daha bitti. Ben yola çıkıyorum. Tutmayın beni. Ben Türkiye dışına çıkacağım. Çünkü ben projemi zaten dünya çapında yapmak istiyorum zaten. Bundan sonra hedef şey mi? Yurt dışına? Şu anda erken fark etsen kazanıyorum. Sonrakinde find early, fight easy diyerek hani projeye devam etmek istiyorum. Peki günün sonunda nasıl yatağa giriyorsun? Ne hissettiriyor sana bu projede yer almak? Ah, bazen bunalıyorum. Kadınlarla uğraşmak zor. Hocam muhtemelen çok iyi biliyordur orada. Çünkü ben de projede kadınlarla beraberim. Bazen şunu söyleyebiliyorum. Hayır, yapmayacağım. Yeter. Zaten ben de hastayım. Ya niye stres alıyorum ki? Herkes bana stres yapma diyor, değil mi? Onkologlarımız özellikle. Sonra yatağa yatıyorum. Elime telefonu alıyorum. 3-5 tane mesaj gelmiş. Ya çok teşekkür ederiz. Ne güzel gülüyorsunuz. Sizi gördük. Biz çok korkuyorduk. Böyle bir enerji, biz de bu hastalığı yeneceğiz. Ya da o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki. Ben gülümsüyorum. Feri yanımda şey yapıyor. Hayatım, gene kim ne yazdı diyor. Böyle diyorum. Yarın projeye devam ediyoruz yine galiba diyor. Diyorum ve ben böyle gülümseyerek uykuya dalıp sabah böyle yepyeni bir halde. Bugün de bir hayata dokunabilirim herhalde diye başlıyorum. Galiba da bundan besleniyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Harika. Peki annenin vefatıyla başlayan bir kırılma noktası ve 6 yıl boyunca yaşadıkların. Nasıl yorumluyorsun geriye baktığında yaşadıklarını? Şöyle söyleyeyim. Dur şunu değiştireyim, burada kalsın. Ben 13 yaşından beri ansiklopedilerde okuduğum, internet yoktu tabii o dönemlerde. Telefon da çok yoktu. Hep şu vardı. Gerçekten başarmak, inanmak başarmanın yarısı mı? Tesadüf diye bir şey var mı? Her şey ansiklopedilerde yazdığı gibi mi? Kafamda bir sürü şey vardı, soru var. Neden bu insanlar bu kimliği bana verdi doğduğum anda? Nasıl karar verdiler benim böyle bir insan olacağıma? Bunların hepsi benim kafamdaydı. Annemden sonraki o kırılma noktasıyla beraber hani 100'den fazla ülke, yaklaşık 6 yıl. O kadar hani ben insanların hayatlarına dokunmuyorum sadece. Onlar da benim hayatlarıma dokunuyorlar aslında aynı zamanda. Aslında sorularımın cevaplarını buldum. Çoğunu. Şimdi hani onların dışında şimdi bu sosyal sorumlulukla aslında kafamda başka şeyler var. Ben huzurla uyumaya devam etmek istiyorum. Bir yandan da ama çok şanslısın. Feri gibi birisi var hayatında. Ona. İstersen o videoyu da izleyelim. Çünkü sanki bu hastalığı beraber yaşıyormuşsunuz gibi, değil mi? Öyle bir hayat arkadaşı senin için. O videoyu biraz da önce onu görebilirsek. Yok, başlık onu. Onu biraz önceki şeyde izlemiştik ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum aslında, doğruyu söylemek gerekirse. Hani kanser, şimdi kanser haberini alıyorsunuz. Evet, korkuyoruz. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Ben bu haberi duyduğumda şunu söyleyebildim. Teşekkür ederim. Bana aşkı verdin. 13 yaşındaki hayallerimi gerçekleştirdim. 2 yıl Afrika'da karış karış her yeri gezebildim. Bebek hayalim vardı. Hani kucağıma almamış olabilirim ama buzluktan çıkacaklarına inanıyorum o bebeklerin. Doğal olarak hani sahip olmak istediğim her şeye aslında sahip olduktan sonra bana geldin. Teşekkür ederim. Ama artık gitmen gerekiyor. Yaşadıklarımız hep hayata nasıl baktığımıza bağlı ya da nasıl bakmak istediğimize bağlı. Ben buna çok fazla inanıyorum. O yüzden hani ne olur her zaman gülümseyin. Her şey bize özel. Yani nedenini araştırmayın. Oldu. Bitti. Hadi. Ne yapıyoruz? Önümüze bakalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Plaketlerini vermek üzere Memeder Başkanı Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili Ülke Hanım'ı davet ediyorum tekrardan. Dur, ben burada sıkıldım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah.